Tezek Stratejisi Ünlü internet ansiklopedisi Wikipedia, tezeyi, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların mayısları, hayvan gübresi kurutularak yakıt olarak kullanılan bir çeşit katı yakıttır diye tanımlıyor. Aynı yerde nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler de mevcut. Ahırda hayvanların altından çıkan mayıs tezgelelerle, dört kollu ahşap taşıma kabı veya sepetle serilecek alana götürülüp dökülür. Bu dökme işlemi yaklaşık 15 veya 20 cm kalınlığına gelene kadar serili bir şekilde kurutulmaya bırakılır. Kurutma süresi bittikten sonra bel küreği ile kare veya dörtgen şeklinde kalıplara ayrılır ve ardışık sıra halinde dizilir. Bu, kurutma işleminin birinci aşamasıdır. Daha sonra kuruyan tezekler ikinci ve son aşama olarak büyük yığınlar haline getirilir. Bu işlem de sıralı halde yapılır. Kurutulan tezekler, kışa hazırlık olmak üzere kalak denilen depolama yığını işlemine tabi tutulur. Bu tür tezeklerin ısı kalorisi, küçük baş hayvanların mayıslarından yapılan tezeklerin ısı kalorisinden düşüktür. Bugüne kadar kimsenin ciddiye almadığı, açıp da okumadığı tezeyin yapımı ile ilgili bilgilerin günün birinde büyük devlet olma yolundaki en önemli stratejimizi teşkil edeceğini söyleselerdi ne düşünürdük? Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra bizim dünyaya meydan okumadaki en önemli gücümüzün tezek gücü olduğunu görmenin tarife sığmaz duygularını yaşıyoruz. Rus uçağı düşürülmeseydi, 2023 hedeflerinin taşıyıcı gücünün tezek enerjisi olduğunu bu netlikte öğrenemeyecektik. Bu sözleri, hükümeti müstehsi sözler, iğneleme kastıyla yazılan cümleler olarak sakın düşünmeyin. Sadece berberin saçımızı kesmesiyle yere düşen saçların bembeyaz olduğunu fark etmenin derin hayal kırıklığını dillendiriyorum. Rusya krizi, İhracatı falan ülkeye, ithalatı filan ülkeye, enerjisi şu ülkeye, teknolojisi bu ülkeye bağlı bir devletin büyük olma hayali kuramayacağını çok acı bir şekilde gösterdi bize. 14 yıldır hükümet edenlerin gerçekte Türkiye'ye bir arpa boyu yol aldırmadığı, sahici bir şekilde ileriye götüren kalıcı hamleler yapmadığı da anlaşılmış oldu. Rusya petrol ve doğalgazıyla, Japonya teknolojisiyle, Almanya sanayisiyle, İran bile petrolü ve takiyesiyle uluslararası arenada bir güç merkezi olarak ağırlığını hissettiriyor. İngiltere bütün ekonomik ve siyasi gücünü bir tarafa koysanız dahi sadece diliyle büyük devlet tanımının içini dolduruyor. Peki Türkiye neyiyle büyük devlet olacak? Hangi taşıyıcı kolonlar üzerine yükselecek? Eğitim mi? Petrol mü? Teknoloji mi? Sanat mı? Adalet mi? İnsan hakları ve demokrasi mi? Bütün bunlara verebileceğimiz tek cevap Koca bir hayırdır. Yaşayacağımızsa koca bir hayal kırıklığı. Beraber yaşama konusunda Kürtleri bile ikna edemeyen bir hükümetin hiçbir değer üretmeden büyük devlet olmak gibi bir ideali taşıyamayacağı zaten belliydi. Rusya krizi sonrasında tezeye dönmekle bunu bir kere daha görmüş olduk. Türkiye'yi uluslararası mecraya taşıyacak tek şey olan Türk okullarına da tahammüden savaş açmış durumda. Adaletin, hukukun, demokrasinin, insan haklarının olmadığı ortaya Orta Doğu'da ancak bunları sağlayacak bir cazibe merkezi haline gelebilirdik ama onun yerine görkemli bir sarayı ve dünyanın itibar edeceği bir misyona sahip olmayan lider kültünü üretmeyi tercih ettik. Onun da dünyada hiçbir alıcısının olmadığı ortada.